Evet. Deniz Bank'ın yanından indim. Girilmez deniyor. Oraya girmiyoruz. Hem trafik kurallarına uyuyoruz hem de doğru gitmek için. Buradan bu araba duruyorsa bir nedeni vardır deyip yavaşlayıp son zamanlarda bazı hocalarımız var böyle anlatarak şey yapıyor ya, benden ne oluyor? Yanından kontrollü kornamızı çalıp geçerek overdose garaja geliyoruz. Kornanızı çalıyorsunuz, kapıyı açıyorlar size. Selamünaleyküm. Selam abi, hoş bulduk. Ama motorumuza zarar ver. Ooo, Vitener 700 kim gelmiş acaba? Bu olsa olsa Tolga'dır deyip yayını kesmeden devam ediyoruz. Nereye alayım? Evet, CRF'ler, Tenere 700'ler, herkes burada. Ducati'ler. Disco, disco. Valla disco, disco, Partizani. Beyler ne oluyor yukarıda beyler? Ne oluyor? Hop. Ne yapıyorsunuz orada? Neredesin sen ya? Gel gel hadi. Hoş geldiniz. Ferhat Bey. Kardeşim gelmiş. Selamünaleyküm. Vay be. Zengin fakir belli olsun kameraya bak ya. GoPro 16 mı? GoPro mu? Vay be. Ne haber abi? İyilik kardeşim. Senden ne haber? İyiyim olsun ya. Evet. Motorun pislenmiş. Su lekeleri var. Abi evet. Oo, Ferhat bu ne lan? Hasan müşteri vardı alma. Çok pis. Adam overdose'a geleceğim diye. Kirli. Adam bir şey söyleyeceğim. Overdose'a geleceğim diye adam yıkamamış. Gel abi gel. Bu ne lan? Ne kadar şapın artık. Bu ne yaptı sen? Tamam. Ayıp ayıp vallahi ayıp ya. En azından geliyorum diye su tut birader. Şey gibi eve temizlikçi çağırmadan önce kabayı temizleyin. Ne olur abi. Hoş geldin abi. Abu. Nedir ya? O kadar pis mi be? Benim motorlarıma göre temiz ya. Ford'a yok, üstte bir şey yok. Altlar bitik. Yani harbiden bu tamamen şey abi değil mi? Yol şey değil. Yolun çamuru, pisi, tozu. Her şey olmuş abi. Şuralara bak. İyi abi senden. Ya tamam kardeşim tamam. Ne yapalım? Biz de böyle bir delik abi. Benimkini bu kadar detaylı göstermedim. Ayıp olmasın diye. Hasan. Neye karar verdin? Hangimizin motorunu alıyorsun? Ferhat'ınki mi benimkini mi? Abi sen görürsün. Ferhat'ın cevaplar diyeceği. Ferhat'cığım ya. Çok şanslısın. Hasan seçti senin motoru. Ne abi? Senin motoru Hasan seçti. Hasan yıkayacak. Evet buraya geliyorsunuz. Bakın, benim şey hazır bu arada bak. Sizin hazır efendim. Oo, çay, kahve. Espresso. Dehşet güzel ha. Gel. Bu arada burada Tolga da var. Oraya doğru yöneltemiyorum. Şey olmasın diye yanıma gelirsen. Tabii. Tolga gençler, da burada. Selam. Evet. Ne oldu ne kadar para verirsen öbür tarafa dönmüyor. Ne verirsen ver dönmüyor. Dönmüyor. O kadar para verdim o yüzden yani. Şimdi dön diyor. Tolga'ya dedim ki Tolga madem gelmiyorsun çadır muhabbet yapacağız orada bir yemek yapalım. Hani güzel şeyler ama hava yapacağız, da izin, yapacağız. Hava da izin vermedi evet, de Tolga evet. Da biraz üşengeçliğe geldi. Tolga. Hop. Oh kahvede. Ya overdose. Çok overdose abi. Ya geç senden şikayetçiyim onu anlatacağım. Ha, ya selam. Yapalım kampta işte yemek yapalım bilmem ne. Ya Serkan bugün hava biraz puslu. Yok salı bugün. Ya salı sallanır. Beni tanıyan bilir. Yani ben puslu işte kötü falan demem.
Çekim için tamam. Uygun değil. Böyle bir nazlar, böyle bir havalar filan edalar. Neyse, sonuç olarak overdose'da buluştuk. Buranın en güzel yanı, tamam motoru yıkatıyorsunuz ediyorsunuz da ağırlanmanın ya, evet, da haricinde ya, evet. Dost meclisi bir yer. Yani geliyoruz bir burada de, buluşma yeri gibi yani. Hani Amerikan abi, arabalardan hoşlananlar varsa muhabbet feci burada. Evet. Çünkü asıl Amerikan şampiyonu. Dünya şampiyonu evet. Amerikancı evet abi. Kim o? Beni göstermiş. Şimdi keyfimize bakalım. Birazdan evet. Yine devam edeceğiz. Tam hızıyla. Beni göster beni. Bak. Seni o tarafa doğru göstermeyin. Gel böyle. 23 kilo verdim bak. Ya evet Ferhat. Sen ya, ne yaptın sen birader? Yemedim. O, herkes soruyor ne yaptın diye sen yemiyorsun abi. Erken Ramazan oruca mı girdin? Ne yaptın böyle? Yani abi ben birazcık gitti abi. Gitti ya. Abi ya bir gitmiş şey bildiğin gitmiş yani. Şey adam söyleyeyim. Onunla benim seninle Şile'de çektiğimiz evet. Video var ya. Onu bir araya getireyim mi? Bak şöyle yanında durayım motoru. Evet evet. Bir bu tarafından diğer tarafa da onu koy abi. Aynen şöyle ayırabilirsem öyle yapayım. Şey gibi ya baba gibi yüzüm falan böyle şişik şişik. Geçen evet. Ali attı bizim de. Valla gençleşiyor. Bizler yaşlanıyoruz. Ben de başlayacağım rejime. Rejim demeyeyim de ya şeye başlayayım. Yediğime içtiğime dikkat etmeye başlayayım. Evet, evet. En doğrusu o. Dikkat etmiyor mu zaten anne bu? İşte yapacağız bir şeyler bakalım. Hadi bakalım. Hadi şimdiki sohbete devam. Ya. Bakayım kameraya. Elim yandı be. Yanıyor be. Hadi görüşürüz ama artık ya. Evet Hasan abi. Sendeyiz. Tamam, alıyorsun hemen. İçeri alıyorsun. Teşekkür ederim şimdi. Ne demek abi? Motorumuz sana emanet. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. 10 numara çıkacak şimdi Serkan. Hadi bakalım. Tanıyamayacaksın. Zaten ondan eminim tanıyamayacağım. Her biri şimdi bu motor benim mi demek geleneksel hale geldi. Eyvallah, teşekkürler abi. Rica ederim. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. O zaman kapı kapansın, değişimi görelim. Görüşürüz. Kıştan çıktık, overdose garajda soluğu aldık. Niye? Çünkü bütün solüsyonlar, bütün ne varsa yoldaki pislikler burada atalım, tertemiz bir motosiklet olsun istedik. Ve Hasan Bey'in yanındayız, overdose garajın sahibi, aynı zamanda CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan abi. Şimdi geldik sana, motosikletimizi getirdik, kıştan çıktık dedik evet. Ve leş gibi motoru, bugün benim motor gibi getirdim sana, evet. Leş gibiydi. Evet. Neler yaptık, neler ettik, böyle başlayalım. Yani ne gibi uygulama uyguladın benim motorda, ondan sonra gelecek arkadaşlara yardımcı olmak için tabii. Gerekli bilgileri senden rica ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kışın bütün tuzu, solüsyonu, çamuru motorunuz üzerine toplamış. Şimdi bizim bu pisliklerden, solüsyonlardan kurtulmamız lazım. Evet. Bununla alakalı motorunuza, sizin motora yaptığım işlemi anlatacağım. Motorunuza güzel bir detaylı yıkama yaptık. Bütün kirini, pasını, çamurunu attırdık. Akabinde zincirini temizledik, yağladık. Plastiklerinizi canlandırdık özel solüsyonlarla. Boya koruma uygulaması yaptık. Efendim, kılcal çiziklerinizden buzun oluşturduk, kılcal çiziklerinizden arındırdık. Boya koruma yaptık, onu söylemiştim zaten. Hızlı cila dedim, bir cila işlemi var. Detaylı temizlikte her motora uyguluyorum. Bunu uyguladık. Sildik, kuruttuk, parlattık. En sonda bir su tutmayan ürünümüz var. Üzerinde su tutmasın ve çabuk kirlenmesin motorunuz diye. Seramik bazlı bir üründür. Onu kullandık. Motorumuz pırıl pırıl çıktı. İlk günkü gibi çıktı efendim. Gelecek arkadaşlara da hani bu işlemi tavsiye ederim. Zira bütün kışın pisliği üzerinde. Biliyorsunuz yollara tuz döküyorlar. Bu tuzlar motorumuzun birçok aksamında korozyona sebebiyet veriyor. Özellikle alüminyum bloklarda, alüminyum aksamlarda çok ciddi korozyonlara sebebiyet veriyor. Bunları engellemek, içine iyice işlemesini engellemek adına bunları temizlemek lazım. Tabii yine kar suyuna maruz kalan metal aksama da güzel bir temizlik yapmak lazım. Vidi kırklamak lazım. Paslarını arındırmak lazım. Yine zincirinize güzel bir bakım yapmak, doğru yağlarla yağlamak lazım.
Bunların hepsi sizin motoru. Zaten uyguladık. Gelecek herkese, tüm dostlarımıza, motor severlere bunları uyguluyoruz. Burada genelde çay ikramı, kahve ikramı gördüğünüz gibi sunuyorsunuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Artı bir de böyle gelen arkadaşların eşyalarını koymak istediği yerler var. Bunu dahi düşünmüşsünüz. Burada yok. Burada bir dost meclisi var. Sohbetiniz de bununla beraber. Neyi hedeflediniz? Burada biz motorcular olarak hani geldiğimizde her türlü şey bulabileceğimiz bir durum eklemişsiniz. Buraya bir değer katmışsınız. Neler hedeflediniz, anlatır mısın? Yani hedeflediğimiz şu aslında. Motosiklet yıkama ya da motosiklet garajı bizim hobimiz. Bizim farklı finans kaynaklarımız var. Oradan zaten para kazanıyor. Hani buradan bir para kazanmak söz konusu değil. Zaten hani motosiklet yıkamadan bir gelir elde edilmiyor. Biz burada bir dost meclisi oluşturmak, motorcuları burada bir araya getirmek, bir sohbet ortamı oluşturmak istedik açıkçası. Tabii bu arada işimizi on numara yapıyoruz. Yani overdose kalitesinde yapıyoruz. Çayımız, kahvemiz, ikramımız, bekleme alanımız gayet hoş. İnsanların mutlu olabileceği sıcak bir ortam. Yani buranın bir ruhu var. O ruhu zaten gelen arkadaşlar yaşıyorlar burada. Hedefimiz motorcuları bir araya getirmek açıkçası. Biz de onların enerjilerinden güzel samimi ortamlar sağlamak, güzel dost sohbetleri yapmak hedefimiz bu. Tabii işimizi de bunun yanında en güzel şekilde icra etmekteyiz. Peki ben şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum. Burada kaç çeşit yıkama var? Bu yıkamalar nasıl ücretlendiriliyor? Gerçi günümüzde kur fiyatları ya da temizlik kullandığım malzemelere göre artışlar muhakkak oluyordur. Yansıtmamaya çalışıp günümüz, yani şu anda 25 Mart itibariyle var olan fiyatlandırmalar var mesela. Bununla ilgili bize açıklama, hani mahiyetinde biraz bilgi verirsen sevinirim abi. Sana tabii zahmet. İfade etmeye çalışayım tabii. Ben Serkan'cığım. Şöyle ki maliyetler inanılmaz arttı. Yani bugün bir zincir yağının fiyatı geçen yıllar arasında hemen hemen iki kat fiyat var. Zincir temizleme sipreyinde, zincir temizleme solüsyonlarında hemen hemen 4 kat fiyat farkı var. Motosikletlerimiz de fiyatları arttı. Ya yani motorun da fiyatları arttı. Ya her şeyin de. Elektrik bir kere. Elektrik kafadan %138 arttı abi. Su öyle. Herkese. İşçi çalışanların maaşları derken. Sen devam et. Bu arada Ferhat'ın motorunu gösterirken sen anlatır mısın? Eyvallah. Tabii ki. Yani maliyetlerimiz artmasına rağmen bunu biz müşteriye yansıtmamaya çalıştık. Tabii ki müşterilerimizin bu fiyat farkını çok hissetmemeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Standart yıkama uygulamamız var. Evet. Standart yıkama uygulamamızda motorunuzu yıkıyoruz, kuruluyoruz, zincirini temizliyoruz ve yağlıyoruz. Efendim bu uygulamamız 150 TL ile fiyatlandırılıyor. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Detaylı yıkama uygulamamız var. Detaylı yıkama uygulamasında standarttaki işlemleri yapıp daha detaylı bir şekilde motorun her tarafına giriyoruz. İşte jantına, ön radyatörün içlerine, radyatör bölgesine, amortisör kulelerine, efendim zincirine, dişine ve orta orta dişle, yani ön dişinin kapağını açıp ön dişinin içerisini temizliyoruz. Evet. Asıl fark burada oluyor. Orada çok birikmiş kirler oluyor. Acayip çünkü. Kirler oluyor. Yani orada resmen avuç dolusu balçık çıkarttığımız oluyor ve bunları videolarda arkadaşlara gösterdik zaten. Şimdi bunun haricinde detaylı yıkamada plastik canlandırma işlemi yapıyoruz. Siyah plastiklerimiz soluyor güneşten dolayısıyla. Onlar daha canlanıyor bizim kullandığımız solüsyonlarla beraber. Efendim boya koruma yapıyoruz. Hızlı cila yapıyoruz. Seli altını temizliyoruz. Motorun çanta içlerini temizliyoruz. Normalde standartta buralara girmiyoruz. Ama detayda buralara giriyoruz. Detaylı yıkama uygulaması ise 250 TL ile fiyatlandırılmakta. 1,5 saat kadar sürüyor. Onun için senden randevu sistemini daha kesinlikle iyi olur. Her yıkama için, tüm branşlar için randevu gerekiyor. Bunun haricinde showroom paket dediğimiz paket var. Bu paket daha da detaylı. Yani detaylı yıkamadaki her şey artı pasta cila uygulaması da var. Pasta cila, çizgilerini arındırma, kılcallarını arındırma. İşte bazı paslanan koruma demirlerinin boyanması da bunun içerisinde. Kendimiz boyuyoruz tabii. Boyacıya verip de statik boya yaptırmıyoruz. Evet. Kendimiz boyuyoruz. Gayet de başarılı oluyor. Zaten bu da, geçmişinde var onunla ilgili. Var tabii. Geçmişimiz var. Boya geçmişimiz var efendim. Onları yapıyoruz.
Haricinde bu işlem bir tam gün sürüyor. Sabah 9, akşam 7.30-8 gibi bitiyor. Bunun fiyatı da 1000 TL. Tabii bu kadar yapmışken hadi seramik de yapalım derseniz zaten altyapısını oluşturmuş oluyorsunuz. Evet. Bir seramik kalıyor. Yani hazır yaptırmışken seramiği yaptırmak da faydalı olacak bir şey. Öyle, yani. Bir daha geldiğinde çünkü seramik için aynı işlemi bir daha yapacaksın. Tabii. O da masraf demektir. Aynı işlem peki bir daha. O seramiği uygularsa ne kadar fiyat? Seramiği uygularsak efendim seramik dünyanın en iyi seramini kullanırız. Şimdi seramik var, kalitesi seramik mi var. Kalite seramikler. Evet. 300 lira da seramik var. Evet. 2 saatte seramik uyguluyorum diyen yerler de var. Evet. Yani ben seramiğin altyapısını bir günde oluşturuyorum. Siz öyle düşünün yani. Evet. Seramik işi 3 gün sürüyor. Showroom pack uygulaması üzerine efendim seramik uygulayıp bir gün 24 saatte kürleşmesini bekliyorum. Artı 1500 lira da seramiğin ücreti var. Dolayısıyla toplam ne oluyor? 2500 oluyor. Showroom paketi artı seramik 2500. Sadece showroom paketi. Ödeme kolaylığı sağlıyor musun? Yani sağlarım. Hesaba gönderirsiniz. Yarısını şimdi yarısını sonra verirsiniz. Ya sen nasıl bir adamsın ya vallahi. Hiç vermezsiniz. Sorun yok yani. Sağ ol. Kart çekiyordum da kart makinanda bir sorun var. Şimdi kart çekemiyorum hesaba havale yapıyor arkadaşlar. Ya da nakit yani tercihimiz nakit tabii. Önce baksın beğensin. Evet, evet. Beğensin beğenmese de para vermesin. O kadar söylüyorum yani. Ya sen şey de diyorsun biliyorum. Buraya sohbete gelsen de olur. İlla yıkatmak zorunda yok değilsin. Yok abi ben sohbete mesela bekliyorum zaten. Aynen çayım öyle. Var kahvem var para istemiyorum çay kahveden. Evet, evet. Ama soğuk içeceklerden ufak bir ya, şey var yani. Kadar yani. Onlara çünkü yani. Bugün 500 de para verdim. Abi ne diyeyim ben şimdi hayat pahalı. Alışveriş yapıyoruz var ya. Anneme pendiye uğruyorum. Eyvallah. Her hafta sonunda böyle hani alışverişini yapıyorum dedim. Her hafta sonu fiyatlar değişir mi bu kadar abi? Yani ciddi değişiyor. Ciddi acayip değişiyor. Abi. Yani o yüzden yapılan işe saygı duyarak burada ne yapıldığını gelin sohbette öğrenin. Hemen yaptırmanız da şart değil. Aynen izlesin. Ya izlesinler görsünler ona göre de karar versinler derim. Benim burada bu çekimi yapmaktaki amacım ben faydalandım. Faydalanmak isteyen arkadaşlar da gelsinler, görsünler, öğrensinler, bilsinler. Yani yerimiz çok basit. Çok basit. İlk videomda göstermiştim yere nasıl gelindiğini. Hatta yanlış girdim ben çıkmaz yola girdim ya. İkinci gelişim var ki daha önce de gelmiştim. Ama eyvallah. İnsanoğlu karıştırıyoruz. Denizbank'tan gireceğime çift kurtlar tarafından girmeye kalktım. Eyvallah. Denizbank köşesinden giriyorsunuz. Zaten önünüze bir çıkılmaz sokak diye bir leva var. Oraya giriyorsunuz. Orada çıkılmazı gördükten sonra sağa doğru kıvrıldığınızda overdose'un önüne doğru geliyorsunuz. Aynen öyle. Maslak'ta yerimiz. Sanayide. Maslak sanayi. Maslak sanayide. Yani benim motor kullanıcılara önerim şu Serkan'cığım. Evet. Motoru bilmeyen, motor solüsyonlarını ve motor yıkama ilaçlarını bilmeyen bir yerde niye burada olmamız gerektiğini biliyor. Motoru yıkatmasınlar. Evet. Neden buradasınız? Çünkü biz motoru tanıyoruz. Ne kullanacağımızı biliyoruz. Yani 7 yıldır biz bu motor üzerinde etüt ettik. Yani motorların üzerinde biz artık prof olduk. Ne için? Temizlik açısından prof olduk. Çünkü nerede neyi kullanacağımızı biliyoruz. Yani motor bloğunu adam köpüğü sıkıyor. Hele şimdi, hele sıcakken sıkıyor Serkan yani. Şimdi o konuda ben şöyle girmek istiyorum. Abi ben motorumu gidiyorum. Ne var yani petrol ofisi veya BP veya kendi YK atıyorsun 5 lira. 5 lira da atıyorum şeye atıyorum 5 lirayı da su sıkmaya. Evet. 10 liraya ben hallediyorum. Niye sana geleyim ya? Yani niye geleceğim? İşte farkımız bu. Bizim sloganımız 10 liralık yıkama ile 10 bin liralık olmayın arkadaşlar. Yani 10 liralık yıkama yaptırıp 10 binlik olmayın. Sonra motor bloğunun çözümü zor biliyorsunuz. Onu da çözüyoruz ama abi ben yani kendim yıkıyorum 10 liraya. Şimdi kalkıp niye bu kadar para veriyorum işte demeye. Onu anlat abi de olur. Anlat. Abi overdose'un farkı bu. Ne kullanacağımızı, nerede neyi kullanacağımızı biliyoruz. Birçok çok kaliteli solüsyonumuz var. Yani içeride inanılmaz solüsyonlar var. Her birinin yeri farklı. Hani plastiğinki farklı, matınki farklı, parlak boyanınki farklı, zincirinki farklı, efendim selininki farklı. Yani her şeyin ilacı farklı. Bir tane sabunla her tarafını yıkamıyoruz. Yani her solüsyon farklı. Bunun için biz overdose'uz zaten. Sakın 10 liralık yıkamayla 10 binlik olmayın arkadaşlar. Ya kural buymuş. Aynen. Evet. Ben de bunu kendim evet yapıyorum. Şöyle yapıyorum abi. Çok kirlendiği zaman yapmıyor dersem yalan olur. Yapıyorum kendin ama yapacaksın da sadece suyla. Evet. Ama ondan sonra ciddi anlamda
köpük sıkıyorum ya, petrol atıyorum, herhangi bir benzin istasyonu yıkamasında yapıyorsam bu işi, ben sana açık söyleyeyim 10 liralık da değil 15 liralık yapıyorum. Niye? Bir köpük sıkıp bir su akıtıyorum ya, süreli bunlar. Süreliyken ben ikinci suya bir 5 lira daha atıyorum. Niye? Çünkü o solüsyonun ne olduğunu bilmiyorum. Abi çok mu çamur oldun? Sadece su tut, soğuk motora. Su tut, bırak. Yani kural bu yani aslında. Niye burada olduğumuzun anlatımı da bu oldu arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah. Açıklamalar kısmında nasıl ulaşacağınız, senin telefonunu da yazayım mı oraya? Yazayım abi? Lütfen yazayım. Valla. Tabii tabii. 7-24 arayabilirler arkadaşlar. Evet. Hasan Bey'i arayın. Ben aşağıya telefonunu da yazmış olacağım açıklamalar kısmına. Ya gelin sohbet edin. Çayınızı, kahvenizi, ne gerekiyorsa, cappuccino'nuzu, motor da bu şekilde çıkmış olsun. Benim yavru da bu şekilde yaptın abi. Ellerine sağlık. Rica ederiz. Güle güle. Bu son söylemek istediğim bir şeyler varsa ekleyelim abi. Tüm motoseverleri Overdose Garaj'a bekleriz. Çok samimi, çok sıcak bir ortam var. Ortamın ruhu var. Motorunuzda bir ruhu var. Demin yaptıklarımızı anlatsana abi. Anlat anlat demin neler yaptık. Valla az evvel neler yaptık. Roman havası açtık arkadaşlar. Darbuka çaldık, oynadık. Yani o kadar yani. Ya bu sevgiler. Kadar samimiyeti olan bir yerde sevgiler. Kötü şey olmaz. İyi insanlar, eyvallah. İyi sohbet, güzel şeyler var. Kardeşimiz çok güzel bir temizlik yapıyor şu anda. Yani deminden beri siliyor abi. Deminden beri siliyor adam abi ya. Şimdi siliyor. Evet. Orada hare kalıyor. Hareyi almak için başka bir ilaç sürüyor. Onu alıyor ondan sonra. Ne diyorsun ya? Tabii. Onu silmek için bir daha başka bir ilaç mı? Önce siliyor. Orada bezin izi kalıyor. Sonra başka bir hare giderici ilaçla tekrar siliyor. En son efendim son hızlı kat cilayı sürüyor. Onu bir daha siliyor. Yani sen kurulama efendim ondan sonraki hare alma ve cilayı 3-4 kere silmiş olarak görüyorsun. Su lekesi sorun olur mu abi? Abi kireç su lekesi sorun olur. Yani kuyu suyu lekesi ne, sorun olur. Ne suyunu da bilmediğimiz suyu da duruladık diyoruz. Halbuki ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani şehir şebekesinde problem yok ama iyi kurulamak lazım. Akıntıları almak lazım. Motoru yıkadınız diyelim arkadaşlar. Kendiniz yıkadınız. Motoru yan sehpaya alıp süzün güzelce. En son kalan izleri bir sileyin. Orada su lekesi kalmasın. Abi sırrı da verdin. Buraya niye gelsinler ki? Ya içinde Overdose'un farkı başka yani. Onu gelip görecekler. Onu işte, anlatmayın. Babacanlık burada yatıyor. Bu adamın babacanlığını görün arkadaşlar. Samimiyeti görün. Atlayın gelin bence sohbete değer en azından. Görüşmek üzere. Yolluk ver. Sen git, anca gidersin, yetişirim ben. Hemen çalıştı. Abi görüşürüz, kendine iyi bak. Eyvallah. Baksana akşam olmuş. Kaçta geldim, kaçta çıktım. Sırf sohbetten dolayı. Ferhat da geldi. Ferhat da sağ olsun hoş sohbettir kendisi. Şamata gır gır eğlendik, ettik, Overdose'dan çıktık. Umarım ses gayet iyi ve net gidiyordur. Benim için önemli. Yaptığımız işi en azından size görselliği, aynı zamanda kalite olarak da yansısın istiyorum. Bunun için özen gösteriyorum. Evet, arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Her türlü beni seyreden, ilgi gösterip bu videoyu izleyen bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ederim. Umarım daha iyi videolarda, daha güzel videolarda ya da hoşunuza gidecek videolarda beraber oluruz. Hatta nasıl videolar, ne gibi videolar istediğinizi belirtir, yorumları yazmayı unutmayın.
benim için önemli. Geziyorum kısmında sizlerle daha farklı videolarla beraber olmak üzere. Hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.